Merhaba çok değerli futbol severler. Yeni bir sahadan maçın hikayesi videosuyla beraberiz. Sezonun ilk maçı, uzun bir ara vermiştik biliyorsunuz. Sezon sonu aradıktan sonra ilk defa bir resmi maçla beraberiz sizinle. 3. lig 2. grup maçında Sultanbeyli Belediyespor, Alibeyköyspor maçındayız. Hasan Polat Stadı'ndayız Maltepe'de. Ev sahibi Sultanbeyli, Sultanbeyli'nin stadının bakımda olması nedeniyle maç Maltepe Hasan Polat Stadı'nda oynanıyor. Umarız güzel bir maç olur, keyifli bir maç olur. Hava sıcaklığı yaklaşık 31 derece. Sultanbeyli Belediyespor'u Bahri Kurt çalıştırıyor. Alibeyköyspor'u geçen yıl olduğu gibi Zeki Ersoy çalıştırıyor. Ligin ilk maçı, bu tür maçlar biliyorsunuz sizler de. Her sonucu açık maçlar. İnşallah iyi bir maç olacak diye ümit edelim. İyi bir maç olsun. Maç içerisinden videolarla, devre arasında taraftarlarla, maç sonunda da yine futbolcularla ve hocalarla sizler için röportaj yapmaya gayret edeceğim. Maçla ilgili bütün fotoğrafları da Facebook sayfamda paylaşacağım. Linkini aşağı tarafta vereceğim. facebook.com/selim.demirer. Instagram sayfamda yine bir yerlerde yazacağız. instagram.com/selimdemirer. Sizden de maçlarla ilgili ben kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama sizin tavsiyeleriniz de olursa tavsiyelerinizi memnuniyetle değerlendiririm. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Maç başladı. Maçın 10. dakikasındayız. 1. dakikada Veysel Gökçen kırmızı kart gördü konuk ekip Alibeyköyspor'da. Müsabaka 0-0 eşitlikle sonra devam ediyor. Şimdi Alibeyköyspor sol tarafta bir serbest korner kullandı. Kullanılan korner atışı avuttan geldi dedi hakem. İlginç bir durum oldu. Maçın hemen başında santranın ardından Sultanbeyli Belediyespor atağında son adam olarak görerek hakem değerlendirdi pozisyonu ve Veysel Gökçen kırmızı kart gördü. Şimdi dakika 13-14 oldu. 0-0 eşitlik sürüyor. Dakika 40 Hasan Polat Stadı'nda Sultanbeyli Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü var. 26. dakikada Anıl Girin sağ kanattan ceza sahasına girerek attığı golle çaprazdan vurdu Anıl. Şimdi bir serbest vuruş kazandı Alibeyköyspor. Alibeyköyspor 1. dakikada kırmızı kart gördü bu arada. Tekrar hatırlatayım, dakika 40 şu anda Kerim serbest vuruşu kullanacak. Ceza sahası kalabalık. Alibeyköy taraftarı görüyorsunuz arka bölümde. Kerim ortayı yaptı. Defans uzaklaştırdı. Mücahit Çakır topu almaya çalıştı ama Anıl kaptı topu. Sağ kanattan şimdi bir kontratak girişimi tacacıktı. Dakika 44 oldu. Sultanbeyli Belediyespor 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Şimdi bir servis vuruş kazandı Belediyespor. Mustafa Cevret ortaya yaptı. Ceza sahası kalabalık. Ben altı beklentisi var. Orada bir defansın arasında sıkıştı top. Belediyespor'la penaltı itirazını bulunuyorum. Hakem oralı olmadı. Önemli bir pozisyondu Turun Yuvaviler adına. Şimdi tekrar Belediyespor sol kanattan geliyor. Selim Redebil'de top. Selim ortayı yapacak. Ortayı yaptı. Hasan Üstümücü kafayı vurdu. İlk kere de bir kafa vurmuştu. Kaleci Ertuğrul son anda köşeden çıkarmıştı. Evet. Eski Alibeyköyspor'lu Hakan Akbaş da
Hasan Üstüncü arasında bir gerilim oldu. Hakan Akbaş bu arada Sultanbeyli Belediye'nin kaptanı, bundan 15 yıl önce 2003 yılında Lübeck Espor'da forma giymişti. 1982 doğumlu tecrübeli futbolcu. 36 yaşında Sultanbeyli Belediyespor'un kaptanlığını yapıyor, hala futbol yaşantısına devam ediyor. Bugün de 45. dakika şu anda. Takımın arka taraftan gayet iyi idare etti diyebiliriz. İlk devre sona ermek üzere. Bu arada Ali Bekirspor taraftarını takdir etmek gerekiyor. Maçın başından beri takımını destekliyor. Sultanbeyli taraftarına nazaran daha çok sesi çıkıyor, daha gür çıkıyor diyebiliriz. Takımları henüz 1. dakikada kırmızı kart görmesine, 25. dakikada 1-0 geri düşmesine rağmen takımlarını destekliyorlar. Bu arada şu şekilde bir bildirimleri de göstermiş olalım. İlk yarı sonucuna en az 2 dakika ilave edilmiştir. Yaklaşık 650-700 civarında bir seyirci topluluğu var. Havanın güzel olması, ligin ilk maçı olmasına rağmen tabii az bir seyirci topluluğu. Burada Sultanbeyli Belediyespor'un kendi sahasında oynamamasını da belki etken olarak gösterebiliriz. Umarız ki taraftarlar statları doldururlar ve futbol maçları seyircilerin önünde oynanır. Maltepe Hasan Polat Stadı'ndayız. Ali Bekirspor'u konuk ediyor Sultanbeyli Belediyespor. Yanında eski Ali Bekirspor'un futbolcusu, yeni de taraftarı diyebiliriz. Yıllardır taraftarı Erkan Yıldız ve oğlu Tarık Yıldız'la beraberiz. Erkan, maç ilk devre sona erdi. 1. dakikada kırmızı kart oldu. 25. dakikada da 1-0 öne geçti ev sahibi ekip. Kısaca maçı bir değerlendirirsen 2-3 cümleyle neler söylersin? Ya aslında şimdi biz buraya gelirken tabii 8 yıldan beri biz amatör kümede mücadele ediyorduk. Tabii o heyecanla geldik buraya. İnanın ne olduğunu da anlamadık orada. Sonradan edindiğimiz bilgiye göre son adamdan kırmızı kart görmüş Veysel. Çok üzüldük ama işte böyle tip maçlarda 10 kişi kalınca, sayıcı eksik kaldığın zaman çok zorlanıyorsun. Aslında ilk yarıda kötü de oynamadık. Yani mücadele ettik. Rakip öyle çok fazla gol pozisyonuna girmedi ama işte bir tane gol attılar. İkinci yarı inşallah şimdi hocamızın yeni taktikleri sayesinde buradan en azından bir puanla dönmek istiyoruz. Bunda başaracak güçteyiz. Evet, dediğin gibi esasında kırmızı kart gördükten sonra golü yene kadar da iyi oynuyordu. Yani evet. Biraz da tuhaf bir gol oldu sağ çok taraftan. Çok tuhaf gol oldu. Evet. Anıl, zaten Anıl bu ligleri iyi bilen, iyi oynayan bir oyuncu. Başarılı bir oyuncu. Sağ kanattan ceza sahasına girdi. Orada birisi müdahale edemedi. Evet. Topu kornere çıkaramayınca gol oldu. Golden sonra da Zeki Hoca Mücahit oyunu aldı. Hasan Dalbant oyundan çıkardı. Çıkarttı. İlk devre kimler göze battı, kimler iyiydi diye değerlendirirsek neler söylersin? Vallahi aslında kötü oyuncumuz yoktu diyelim. İlk yarı, çünkü mecburen herkes daha çok mücadele etmek zorunda kaldı. Mecburen hoca taktik gereği Hasan'ı da oyundan almak zorunda kaldı. Çünkü orta sahadaki iyi adamımız stopere geçti Sefer. Bu sefer de oyun kuramaz hale geldik. Bunu önlem olarak oyuncuyu soktu oyuna. Ondan sonra biraz toparladık, birkaç pozisyona girdik. Ama muvaffak olamadık. Hocanın da biraz, karşılaşmanın hakiminin de biraz daha pozisyonlara yakın olması gerekiyor. Çünkü kırmızı kart pozisyonunda ben orada kaldım, Selim. Evet. Yani aslında sarı kart da verebilirdi orada. Son adam değil gibi geldi. 25. saniyeydi. Ben baktım 20. saniyeydi. Görmedim bile aslında pozisyonu. Sonradan arkadaşlarıma sordum. Son adam değil dediler. Sarı kartla geçiştirebilirdi dediler. Evet. Ama neyse. Biz şimdi önümüzde uzun bir 45 dakika daha var. İnşallah buradan bir puan alacağız Selim. Teşekkür ederim Erkan. Ben teşekkür ederim. Saygılar. Şimdi de Sultanbeyli tribünlerindeyiz. Tribün lideri Cihan Aygün'le beraberiz. Evet Cihan, Ali Beyköy 1. dakikada henüz kırmızı kart gördü. 25'te golü buldunuz. İlk devreyi değerlendirirsek neler söylersin? Abi çok erken bir kırmızı kart gördü Ali Beyköy. Ondan sonra bizim takımda oyunu rakip sahaya yıktı. Golü de buldu Anıl'ın golüyle. Ama iyi bir takım Ali Beyköy. 10 kişi kalmasına rağmen ilk yarı dirençli bir mücadele gösterdi. Tabii kalan dakikalarda bu direncini koruyabilecek mi göreceğiz abi ikinci yarıda. İkinci devrede neler bekliyorsun? Yani Ali Beyköy'de tabii zorunlu olarak bir evet. Oyuncu değişikliği oldu. İkinci devre muhtemelen farklı bir taktikte yapacaktır. Evet. Ali Beyköy tabii işi zor. 10 kişi kaldılar. Sultanbeyli Belediyespor'da tecrübeli oyuncular var, iyi oyuncular var. Evet. Hakan Akbaş, bilmiyorum sen bilir misin, 15 sene önce Ali Beyköy Spor'da oynuyordu. 2003 yılında, evet. 36 yaşında ama gayet de iyi oynuyor. İkinci yarıdan neler bekliyorsun? Abi ikinci yarı, yani iki takımın hedefi 3 puan. Ali Beyköy şu anda 10 kişi, Sultanbeyli 3 puana daha yakın.
İkinci yarı göreceğiz abi. Yani Ali Beyköy bir gol bulursa beraberliği koruyabilir maçın sonuna kadar. Ama Sultanbeyli 2'yi atarsa 3-4'ü de bulur diye düşünüyorum abi. Peki, evet, Cihan Aygün'le beraberdik. Sultanbeyli Belediyespor Tribünü lideri. Teşekkür ederim Cihan, sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Buradan Ali Beyköylü arkadaşlara da tekrar hoş geldin diyorum. Kapıda görüştük, içeride görüştük. İnşallah onlar da hak ettikleri yerlere çıkarlar abi. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Serbest vuruş kazandı. Mustafa Cevdet kullanacak serbest vuruşu. Barajın yakın olduğunu söylüyor. Hakem barajı biraz daha geriye çekiyor. Mustafa Cevdet kullanacak atışı. Ali Beyköy 20 dakikadan itibaren 10 kişi orta gelecekler. Evet. Offside oldu. 1-0 Sultanbeyli Belediyespor üstüne sürüyor. Dakika 51. Sağ kanatta korner kullanıyor. 1-0 üstünlüğü devam ettiriyor ev sahibi ekip. Korner kullanıldı. Defans uzaklaştırdı. Karşılıklı ataklar var diyebiliriz. Ali Beyköy Spor'da 10 kişi oynamasına rağmen gayet iyi oynuyor. Hatta 2 tane net pozisyon buldu. Birisi Selim Gödebil'in kafa vuruşuydu. Diğerinde de Mustafa Cevret pozisyona girmişti. Sultanbeyli Belediyespor da tabii 10 kişi, rakibin 10 kişi olmasının avantajıyla kontrataklarla çıkıyor. Ali Beyköy Spor tabii gol aradığı için arka tarafta açıklar verebileceğini düşünerek ama çok ciddi bir açık da vermedi esasında Ali Beyköy Spor. Birkaç korner atışı kullandı. Kornerlerde tehlikeli olmaya çalışıyor ama Ali Beyköy Spor defansı şimdilik izin vermedi buna. Dakikada 74 oldu. 1-0 Sultanbeyli Belediyespor üstünlüğü devam ediyor. Stadındayız bu arada. Yani Beşiktaş Sultanbeyli Belediyespor sahası zemini değiştiği için maçlarını şimdilik Hasan Polat Stadında Maltepe'de oynayacak. Hakan, ben iyi hatırlıyorum. 2003 yılında Ali Beyköy Spor'daydı. Evet, evet. Aradan 15 yıl geçti. Bugün buradasın. Kaptanlık yaptın. Doğru. 1-0 kazandınız. Kısaca maçı değerlendirir misin? Ya maç çok enteresan başladı tabii. Rakibimiz de belki beklemiyordu. 5 dakikada 10 kişi kaldılar. Tabii bize büyük bir avantaj oldu. Sıcak bir hava. 90 dakika oynamak kolay değil. Ali Beyköy için çok zor. Biz de oyunu iyi tuttuk. Gerçi 2-3'ü bulmamız lazım. Koparmamız lazım. Koparamadık ama ilk maç galibiyetle başlamak güzel. Rakibimize de bundan sonra başarılar diliyorum. İnşallah önleri açık olur. Ali Beyköy Spor'la karşılaşınca... Evet. Yani benim ilk profesyonel kulüp. Evet. Tabii benim profesyonel futbol hayatıma atılmamda çok büyük katkıları var. Çok emekleri var. Yani onlara tekrar üçüncülükte başarılar diliyorum. Tekrar çıktılar. Küllerinden doğdular. İnşallah önleri açık olur. Yani Ali Beyköy potansiyeli olan bir yer. Umarım ligde de istedikleri yerde olurlar. Peki, teşekkür ederim. Maç Maltepe'de Sultanbeyli Belediyespor Ali Beyköy Spor 1-0 mağlup etti. Ali Beyköy Spor 1. dakikada kırmızı kart gördü. Veysel Gökçen sonradan olarak değerlendirdi ve kırmızı kart gördü. 26. dakikada Anadir golü attı. Beraber 95-96 dakika mücadele etmesine rağmen Sultanbeyli Belediyespor'a yenilmekten kurtulamadı. İyi bir maç oldu. Mücadele bir üst düzeydi. Hava sıcaklığı 30 derece civarında olmasına rağmen futbolcular müthiş mücadele ettiler. Şimdi her iki takım taraftarları futbolcularını
çağırıyor alkışlamak üzere. Bugünlük yayınımız bitti. Bir başka sahada maçın hikayesi videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.